Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in 3. sezonunda özel konuklarımızla Milli Teknoloji Hamlesi Odağı'nda Türkiye'nin teknolojik atılımlarını, bu aşamalarda yaşananları ve konuklarımızın tecrübeleri üzerine konuşuyor olacağız. Bugün Türk tarihçi yazar, akademisyen ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Afyoncu'yu ağırlıyoruz. Erhan Bey ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleneksel, kültürel mirasları etkisi konusunda konuşacağız. Erhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle podcastimize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu tarihçi. Yani ömrü tarihle geçti. 1984'ten itibaren üniversiteye öğrenci olarak geldiğim zamandan itibaren tarih okumaya başladım. 89'da asistan oldum. 2016'da dekan olana kadar akademisyen hayatım devam etti. Dekanlık ve ardından 2016'da Milli Savunma Üniversitesi rektörü oldum. Ben Osmanlı tarihçisiyim. Osmanlı'nın yeni çağ dediğimiz 1400'lerden 1800'lere kadar olan dönem üzerine uzmanlığım var. Daha ziyade savaş tarihi, bürokrasi, aşiretler gibi konular üzerine araştırmalar yapıyorum. Askeri eğitim alanındaki köklü kurumlarımızdan Milli Savunma Üniversitesi'nde uzun yıllardan bu yana önemli bir görev yürütüyorsunuz. Hem askeri hem de sivil eğitim faaliyetlerine görev almış birisi olarak ikisi arasındaki en temel farklılık sizce nedir? Tabii iki kurum birbirinden farklı çünkü askeriye güvenlik açısından daha dışa kapalı bir kurum. Ama burada ne var? Mesela burada müthiş bir fedakarlık var. Yani zaman mekan mevhumu görmeden personeliniz çalışıyor. Ama buranın mesela sivile göre dezavantajı da pratik yok. Çünkü belli kurallar içinde hareket ettiği için pratik uygulamalar daha az oluyor. Aslında ikisi birbirini tamamladığı zaman ortaya daha iyi bir sonuç çıkıyor. Mesela Milli Savunma Üniversitesi'nde böyle oldu. Çünkü sadece ben sivil değilim. Sivil ve asker öğretim elemanları ve idareciler karışık. Askeriyenin bu sistematik yapısı fedakarlığıyla sivilin pratikliğini biz burada birleştirdik. Burada bir fedakarlık var. Zaman ve mekan mefhumu görmeden personelimiz çalışıyor dediniz. Buna paralel olarak aslında her milletin bir özelliği vardır. Türk milletinin özelliği ise asker olmasıdır şeklinde bir yaklaşım var. Siz bu söze katılıyor musunuz? Günümüzde askeri alanda bizi diğer milletlerden ayıran özellik nedir? Binicilik ve okçuluk alanlarında ne gibi ayırt edici özelliklerimiz var? Bugünkü askerlerimizde de aynı genetik özellikler sizce mevcut mu? Türkler hep asker doğmakla iftihar eder çünkü 2200 yıldır var olmamızın bir numaralı sebebi iyi ordulara sahip olmamız. Çünkü şöyle düşünün. Bizim faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada birçok millet yok oldu. Yani Asya, Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar'da birçok millet yok oldu. Mesela biz de yok olmak üzereyken milli mücadelede ordumuz halkla bütünleşerek milli mücadeleyi verdi ve ayakta kaldık. Mesela Cumhurbaşkanımızın soyadı Erdoğan, yani asker Doğan demek. Yani bu çok yaygın bir şeydir. Türkler de bunu iftihar ederler. Hatta yabancılar da bunu son zamanlarda eleştirmeye başladılar. Millet sanatkar çıkarmakla övünür, Türkler asker çıkarmakla övünüyor diye. Aslında şöyle bir yanlışları var. Son 7 senede Türkiye'de ordu tekrar sahaya indi. Çünkü 100 yıldır biz savaştan uzak durmuştuk Kıbrıs Harekatı dışında. Hak ve çıkarlarımızı Türkiye'nin sahada ordumuzun siyasetin desteğiyle birlikte almaya başlamasıyla birlikte Avrupa'da büyük bir rahatsızlık duyuldu. Zaten şöyle bir şey var, aklınızda her zaman olsun. Batı'da Türklerin yaptığı bir şey hoşlarına gitmiyorsa demek ki bu doğru bir şeydir. Yani Fuat Paşa'ya sorarlarmış ki Cezayir'de nasıl iş yapıyorsun? Gidip dermiş Rus elçiliğine falan soruyorum, ne derlerse tersini yapıyorum. Yani şimdi Türkiye'deki bir şey eleştiriliyorsa Batı tarafından bu Türklerin lehine demektir. Yani bunu iyi analiz etmemiz lazım. Tabii milattan önce 209'da Meta'nın tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte ordu sistemimiz kuruldu. Onlu sistem ve günümüze kadar geldi. Kara kuvvetlerinin kuruluşu 2209 sayılıyor. Tabii Türklerin bozkır kavmiyiz biz. O dönemde üstünlüklerinin iki tane sebebi vardı. Bir at, iki ok. Yani bize yay çeken kavimler deniyor bizler ve Moğollara. Atta üzengiyi keşfettiği için Türkler ata hakim olabildiler. Yay da kompozit bir yay. Moğolların ve Türklerin kullandığı yay. Bunlar mesela şöyle düşünelim. Günümüzde silah teknolojileri var. O yay da o dönemin teknolojisi. Şimdi aynı dönemde Avrupa'da ağaç yaylar var. En uzunu İngilizlerin uzun yayları var. 200 metreyi anca atıyor. Fakat bizim kompozit dediğimiz yaylar bir tarafında hayvanın aşil tendonu var. Bir tarafında hayvanın boynuzu var. Ve bir seneye yakın bir işlemden sonra bu ortaya çıkıyor. Mesela hep hikaye anlatılır. 4. Murad'a İran'dan bir yay gelir. Bunu çekecek kimse var mı denir. Hiç kimse bulunmaz. Çünkü bunu şöyle düşünmeleri lazım. Bu özellikle hayvanın aşil tendonu ve boynuzundan yapıldığı için bu kompoziteyi çok zor çekmesi. Mesela bu yayları şu anda çekecek insan yok. Deli Hüseyin Paşa baltacıdır, o dönemde gelir ve çeker. Niye bu kadar zor çekiliyor? Çünkü oku çok uzağa atıyor. Yani 800 metreye kadar kompozit yaylarla ok atılabiliyor. Bu tabii neyi sağlıyor? Bunlar ve Göktürkler zamanında atın üzerinde binlerce ok aynı anda düşmana fırlatılıyor ve bu müthiş bir şey. Çok uzaktan vurabiliyorsunuz düşmanınızı. Atta çok uzun mesafelere gidebiliyorsunuz. Mesela Çinliler Türk usulü savaşmaya başlıyorlar, çalışıyorlar fakat bir şey eksik. Yetiştirdikleri atlar savaş atı değil. Ve M.Ö. 55'te Fergana'ya sırf Türk atı elde edebilmek için geliyorlar. Niye? Çünkü Türk atlarının özelliği şu, savaşa uygun yetiştirilen atlar. Yani şöyle düşünün, üzerindeki süvari ok atarken hayvan onun şeklini alıyor. Mızrak
mızrak atarken onun şeklini alıyor veya savaştaki o seslerden korkmuyor. Gürültüden şeyden özel yetiştirilmiş atlar ve bu açıdan o dönemin en önemli silah ok ve at. Ve Türkler buna hakim olduğu için çok uzun yıllar Moğollar da bizden sonra bütün bozkırlara hakim oldular. Çünkü ikisi de teknolojik olarak dönemin en önemli silahları idi. O yüzden günümüzde de mesela okçuluk bayağı bir gelişti. Biz ilk televizyonda program yaparken 2007'lerde Türkiye'de yeni yeni başlıyordu. Biz ilk çıkardığımızda kimse yoktu. Fakat günümüzde okçuluk gelişti. En azından gençlerimizin yaptığı bir spor olarak devam ediyorlar. Tabii günümüzde ordumuz klasik Türk genetik yapısını getiriyor. O savaşçı özellikler var. En önemlisi ruh. Yani ne için savaşıyorsunuz? Bir şehadet kültürünüz var. Hatırlarsanız ilk Elbap harekatı olduğu zaman o dönemde bir assubayımız tanka binerken nereye gidiyorsunuz dedi. Kızıl Elma'ya dedi. Yani o kültürü, ruhu yansıtıyor. Ondan 400 sene önce de mesela Kanuni Sultan Süleyman çadırlar arasında geziyor. Nereye gidiyoruz diyor askerler. Askerler Kızıl Elma'ya diyor. Yani Kızıl Elma Türklerin hayal ettiği, ulaşmaya hayal ettikleri hedeftir. Mesela bugün Baykar Teknoloji'nin uçağı da o manada anlamlıdır ismi. Yani Türklerin hayal ettiğini insansız uçak alanda Kızıl Elma ismiyle hayata soktular. Ki mesela kompozit dediğimiz malzeme bugün havacılıkta olmazsa olmaz bir hale geldi. Ecdat ta o zamanlarda aktif olarak kullanıyormuş. Bugünkü anlamda yerli ve özgün savunma sanayi üretimine benzer bir milli teknoloji tecrübesini Osmanlı veya Cumhuriyet tarihimizde hangi dönemlerde yaşamışız? Bu konuda kendi tarihimizden nasıl dersler çıkarabiliriz? Tabii şimdi şöyle düşünün. 1453'te İstanbul'u fethettiğimizde önemli bir silah vardı, top. Topu biz icat etmedik. Fakat topu Türkler bir savaş silahı haline getirdi. Yani Fatih bunun farkına vardı. Topu bir savaş silahı haline getirdi ve geliştirdi. Aynı şekilde tüfek de Türkler tarafından icat edilmedi ama savaş sahrasında etkin olarak topu ve tüfeği ilk kullanan Türkler. Şimdi burada ne oldu? Top ve tüfeğin oktan sonra savaş sahnesine girmesiyle birlikte savaş konsepti değişti. Şu anda da Baykar Teknoloji'nin SİHA'ları yapmasıyla birlikte savaş konsepti değişti. SİHA'yı biz icat etmedik. Ama şu anda dünyanın en iyi SİHA'larını yapan biziz ve dünyanın en iyi SİHA'larını kullanan ordu da bizim ordumuz. Yani Türkler 500 yıl sonra savaş konseptini değiştiriyorlar. İşte o dönemdeki Osmanlı'nın savunma sanayi toplar ve tüfekler kendi geliştirdikleri. Mesela tüfeğin 8 kiloluk tüfekler kullanamıyor Avrupalılar. Biz 2,5 kiloya düşürüyoruz ve tetik mekanizmasını geliştiriyoruz. Ve böylece çok ciddi bir savaş silahı haline geliyor. Burada neyi kullanıyorlar ayrıca? Ok atma tekniği var. Nasıl ok atıyorlarsa bunu tüfekte de kullanıyorlar. Ve o dönemdeki teknoloji günümüzde de tekrar 500 yıl sonra Türkiye tekrar yeni bir kırılmaya başlatıyor ve yeni bir savaş konseptini değiştiriyor. Tabii dediğimiz gibi biz teknoloji denildiği zaman sadece bunu anlamayacaksınız. Birçok teknoloji var. Mesela Osmanlı'nın o dönemdeki kumaş üretme, mesela gümüş simkeş dediğimiz gümüş tellerden yapılan kumaşlar var. Mesela Fransızlar geliyorlar, bu teknolojiyi götürmek istiyorlar. Veya İngilizler geliyor 16. yüzyılda, İngilizler geldiği zaman Türklerin kumaş boyama tekniklerini öğrenmek istiyorlar. Hatta buradan ustalar götürüyorlar. Çünkü sadece belli şeylerde değil, silahta değil, kumaşta vesaire şu alanda da imparatorluk kendine yeten bir imparatorluk. Ama ne oluyor daha sonra tabii? O Avrupa'da sanayi devrimi olduğu zaman artık fark çok açılıyor. Yani siz sanayi öncesinde belli bir sanayiniz var. Ama sanayi toplumundan sonra niteliksel bir değişme yaşanıyor ve ondan sonra da aramız kopmuş. Yalnızca bizim değil, bütün İslam dünyası o teknolojiden geri kalmış. Ki sanayi toplumunu da sadece şey olarak düşünmeyin, fabrika. Sanayi toplumu ne getiriyor? Hijyeni getiriyor. Hijyen neyi getiriyor? Aynı şekilde sağlık koşullarında iyileşmeyi getiriyor. Aşıyı getiriyor. Yani sanayi toplumunun bir özelliği de mesela çocuk ölümleri azalıyor. Biz bunu sağlayamıyoruz. O yüzden sanayi toplumlarının dünyaya hakim olmaları topla tüfekle değil. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın nüfusu 50 milyon. Yani çocuk ölümlerini durdurdukları ve toplumdaki hastalıkları engelledikleri için yüksek nüfusa sahipler. Şu anda iş tersine döndü. Asya ve Afrika ülkeleri nüfus olarak batıyı geçtiler. Biz tabii köklü bir medeniyete sahip milletiz. Topraklardan çıkan aydınlar tarihe yön verdiler diyebiliriz. Bilim, sanayi ve teknoloji tarihimizde hangi öncü isimleri sayabiliriz? Bu alanlarla ilgili ilişkimiz koptuğunda veya zayıfladığında ne gibi sonuçlar ortaya çıkmıştı? Tabii şöyle, İslam tarihinde de, Türk İslam tarihinde de önemli isimler var. Bir tanesi Cabir bin Hayyan, yani en önemli Cebir'in kurucusu. Cezeri var. Ondan sonra yakın Osmanlı döneminden Ali Kuşçu, Takıyüddin gibi önemli isimler var. İbn Sina var, Farabi var. Tarihimizde büyük alimler var. Tabii bunlar belli bir aşamadan sonra kopukluk olmuş. Yani çünkü bilimsel gelişmeler sağlanamamış. Ve mesela Takıyüddin kendi döneminde Avrupa'da Tycho Brahe var. Ondan daha üstün astronomi aletleri yaparken Tycho Brahe Kepler ve Newton olarak devam ediyor. Ama Takıyüddin Takıyüddin olarak kalıyor. Sonra rasathanede yıkılıyor. Ki orada da yanlış anlatılır. Onun yıkıldığı taşlar altında alimler falan bırakıldı denir. Öyle değildir. Çünkü devlet o dönemdeki bazı çıkan salgın hastalıktan dolayı rasathaneyi yıktırıyor. Ama bir topa tutup yıkma falan söz konusu değildir. Topa tutuldu falan gibi anlatılır. Ama o bilimsel geleneğin kopuşuna sağlamıştır. Türkiye'deki en büyük problem bilimsel araştırmalarda süreklilik yok.
Yani iyi bir aliminiz çıkıyor, devamı gelmiyor. Avrupa bunu devam ettiriyor. Yani bizim mesela bunu devam ettiği zaman gelişerek devam ediyor. Biz bunu sağlamamız lazım. Yaklaşık 100 yıl önce İstanbul ve Anadolu uzun yıllar düşman işgaline maruz kalmış. İletişim imkanlarının son derece sınırlı olduğu bir ortamda toplum milli mücadele ruhunu oluşturmayı nasıl başarmıştı? Bu tür durumlarda lider ve toplum arasında nasıl bir ilişki mevcut oluyor? Şimdi Şark milletlerinin tamamı bir lider etrafında büyür. Yani Cengiz Han geliyor mesela Moğolları büyütüyor. Yani böyle Timur geliyor orada Özbekleri ve diğer Türk kavimlerini topluyor. Büyük bir hareket yapıyor. Şimdi Şark milletleri kuvvetli bir liderle birlikte çok hızlı hareket edebilen topluluklar. Yani Batı'da bu kadar lider eksenli değildir ama Şark milletleri tamamen böyle. Türkler de böyledir. Çevresindeki milletler de bu şekildedir. Şimdi tabii biz 100 yıl önce bir imparatorluk kaybettik. Yani geçen asırda dünya jeopolitik çekinirken yaptığımız hatalardan dolayı, çok basit hatalardan dolayı 6 milyonluk bir imparatorluk 250 bin kilometre kareye indi. Şimdi orada tarihimizde kırılma noktası Balkan Savaşları. Balkan Savaşları'nda biz 4 tane küçük devlete yenildik. Bu büyük utanç. Askerimiz açısından, ordumuz açısından, millet açısından, devlet açısından büyük bir utanç. Ve o dönemin insanlara Balkan Savaşı'ndan fazla bahsetmezler. Bunun yanı sıra büyük de bir ruhsal çöküş oldu. Yani şimdi Fatih Kerim'i var, bir Tatar Türk'ü. Geliyor buraya ve burada diyor ki, İstanbul Mektupları diye bir eseri var. Mektuplarını yayınladılar. Buradaki halk diyor bitmiş diyor. Basu Badel Mevt'ten başka çare yok. Yani ölüp dirilmekten başka çaremiz yok diyorlar diyor. Yani o halde durum. Fakat 1. Dünya Savaşı'na girildiği zaman o Balkan Savaşları'nda basit işlerden yenilen ordu dünyanın en büyük devletlerine karşı çok büyük mücadele veriyor. Niye? Çünkü Balkan Savaşı'nda şunu görüyor. Rumeli'yi kaybetti. Elinde tek Anadolu kaldı, köşeye sıkıştı. İş zora girdiği zaman bizim atalarımız destan yazarlar. Fakat mesele destan yazmadan önce problemi çözmek. Mesela Çanakkale Savaşı'nda bir sahne var. Yazarlar cepheye gidiyorlar. Bir tane subay yaralanmış, getiriliyor. Yaraları sarılıyor, kalkıp hemen cepheye gitmek istiyor. Doktorlar diyor ki ölürsün. Ko aksın doktor bey diyor. Biz diyor Balkan'da utancı yaşadık. Balkan utancını bu Alkan siler ve diyor cepheye gidiyor ve biraz sonra şehit düşüyor. İşte o artık vatanın elden tamamen gittiği beka meselesi o dönemde gündeme geldiği için atalarımız daha önce basit savaşlarda kaybettiyken dünya savaşında kendilerinden kat kat üstün orduya Çanakkale'de, Kutulamare'de birçok yerde destanlar yazdılar. Mesela günümüzde de yakın Gazze'de düşmanla ciddi savaşlar oldu. İlk iki savaşı kazandık. Üçüncü savaşta kaybedince Filistin ve Kudüs düştü. Ama işte bu Birinci Dünya Savaşı o çöken psikolojik olarak tükenmişlik sendromu yaşayan millete bir ruh verdi ve 1919'da Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra da insanlar artık şunu görüyorlar. Tamamen Anadolu işgal edilmiş. İstanbul 5 sene işgal altında kalmış. Ama Çanakkale'de ve şeyde şunu görüyorlar. Biz bunu başarabiliriz. Tabii Atatürk de çok akıllı ve sevk idaresi yüksek görüşlü bir lider. Orada halkla lider birleşiyor ve milli mücadele oluyor. Milli mücadele diye niye diyoruz? Çünkü bakın asker savaşıyor. Kadınlar çorap örüyor. Kadınlar ve erkekler silah ve eşya taşıyorlar. Yani her türlü toplumun her kesimi bu savaşa katıldığı için biz buna milli mücadele diyoruz. İşte o Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen ruhla birlikte özellikle Çanakkale büyük bir direniş. Çünkü şöyle düşünün. 1809'da İngiliz donanması bu boğazı geçti. Ama 1916'da geçemedi. Çünkü daha basit gemilerle 1800'lerin başında geçerken 1915'te 16'da geçememiştir. Ve bu büyük bir dünyaya da örnek olmuştur. Büyük bir ruh vermiştir. İşte burada problem son ana bırakmamamız lazım. Yani son ana kaldığı zaman çok fedakarlık ediyorsunuz. Çok şehit veriyorsunuz. Çok insan kaybediyorsunuz. Ama özellikle böyle dediğimiz gibi en inanılmaz şeyi de başarabiliyoruz. Bizim milletin karakteri de bu. Biz aslında bulunduğumuz coğrafya gereği dört bir yanında savaşlar ve çatışmalar eksik olmayan bir ülkeyiz. Etrafımız adeta ateş çemberi diyebiliriz. Tabii bu da beraberinde bir takım gereklilikler getiriyor. Bu bağlamda bu çatışmalardan korunmak için nasıl bir savunma sanayi ve üretim politikası izlemeliyiz? Ya şimdi tabii şöyle bakın. 100 yıl önceki çatışmaların olduğu bölgelerde aynı çatışmalar oluyor. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da aynı. 100 yıl önce Atatürk'ün savaştığı yerler neredeyse aynı. Ve bu topraklarda birçok millet yok oldu. Bakın ilk yazılı anlaşmayı yapan Hititler yok oldu. İlk parayı bulan Lidyalılar yok oldu. İlk büyük imparatorluğu kuran Romalılar yok oldu. Bu topraklar herkesi yok etti. Fakat bizim hayata müthiş bir bağlanma ve yaşama gücümüz var. Bu büyük dinamizm veriyor ve biz bu sayede ayakta kalıyoruz. Tabii burada üreterek ayakta kalmanız lazım. Yani en büyük problemlerden birisi Türkiye üretiyor. Çevresine bakıldığı zaman tek üreten ülke ama daha fazla üretmesi lazım. En önemlisi de biz her zaman şunu söylemiştim ben yıllardan beri televizyonlarda da. Silahını üretmeyen hiçbir ülke bağımsız olamaz. Yani en önemli şey bu. Ben bu görevdeyken de onu gördüm. En ufak bir şeyde bir bakıyorsunuz Almanya bir geminin ufak bir parçasını vermiyor. Öbürü başka bir şeyi vermiyor. Onun için biz kendimiz savunma sanayimizi dost ve kardeş ülkelerle birlikte üretmemiz lazım. Evet Türkiye son zamanlarda özel ve devlet kurumları farklı alanlarda kendi savunma sanayinde önemli silahlar geliştirdi.
Tabi bu geliştirdiği silahlar hem kendisi için hem dost ve kardeş ülkelerinin savunması için son derece önemli ve bu sayede Türkiye kendi bağımsızlığını sağlayacak. Yani slogan çok basit. Kendi silahını üretmeyen hiçbir ülke bağımsız olamaz. En kritik anda sizin silahınızı vermezler. Fakat bu da tabi kolay bir şey değil. Bunun için müttefiklerinizin olması lazım. Kendi ürününüzün bir kısmını üretmesi lazım, bir kısmının onların üretmesi lazım. Ama Türkiye son zamanlarda bu alanda büyük işler yaptı ki bu alanda en önemli şey Baykar. Şimdi ben tarihçi olarak şunu görüyorum. Baykar'ın geliştirdiği savaş konseptinin çoğu kişi farkında değil Türkiye'de. Aslında bir tarihi kırılma yaşıyoruz. Yani çok büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu ileride 50 sene, 100 sene sonra bu Fatih'in topları gibi Türkler savaş tarihini, savaş konseptini değiştirdi denilecek. Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Türk kültürünü nasıl muhafaza edebiliriz? Sizce toplumsal olarak sosyal ve toplumsal hayatta şu anda bizi tehdit eden en büyük unsur nedir? En büyük tehlike şu anda LGBT. Türkiye'nin kültürünü, dilini, her şeyini muhafaza edeceği tek kurum aile kurumudur. Aile kurumu ayakta olduğu müddetçe Türkler kimliğini muhafaza eder, kültürünü muhafaza eder, dilini muhafaza eder. Ama aile kurumu LGBT gibi hadiselerle zarar görür, kadın erkekten oluşamaz hale gelirse, çocuk yapılmazsa Türk kimliği de zarar görür. Bakın ileride şunu göreceksiniz, Avrupa'da birçok milletin ve devletin yok olduğunu göreceksiniz. Sizler gençsiniz, daha rahat göreceksiniz. Allah hepinize sağlıklı ömür versin. İleride biz şunu göreceğiz, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu tür LGBT tipindeki işlere girenler, aile kurumunu yok edenler, geleneksel milli ve manevi değerlerinden yok olan hiçbir millet ayakta kalmayacak. Yani bu milletler zaman içerisinde zaten çocuk olmadığı için kendi kimliklerini taşıyamayacaklar. Kavimler göçünde olduğu gibi Avrupa'da farklı milletler tarafından işgal edilecekler. Yani bizim temel kurumumuz ailedir. Yani bu aile kurumu biz 2200 yıldan beri Türk kimliğini yaşattı. Sahip çıkarsak ki bu da aşınıyor, erozyona uğruyor. Yani evlilikler azalıyor veya evlilik olsa boşanmalar artıyor veya evlilik devam etse çocuk olmuyor veya çocuk sayısı az oluyor. Bunlar hep bir milletin geleceği için çok ciddi bir tehdit. Biliyorsunuz özellikle son yıllarda kuşak ayrımı var. Z kuşağı olarak tabir edilen kuşağın önceki nesillere ve zamanlara göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu hususlar var. Sizce bu hususlar nelerdir? Siz yeni kuşağı ve Teknofest etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Z kuşağı diye böyle kategorik isim verdiğiniz zaman bu doğru olmuyor. Aslında bunlar Türk gençti. Yani bir zamanda biz de Türk gençtiydik. Bizden önce babalarımız Türk gençtiydi. Şimdi bunlar. Nesiller arasında kavga, çatışma her zaman olur. Bakın eski Mısır papiroslarında diyor ki gençler laf dinlemiyor, ahir zamana kaldık diyor. Yani şimdi bu bizim zamanımızda da bize kızıyorlardı. Biz kendi çocuklarımıza kızıyoruz. Nesil çatışmaları olabilir ama günümüzde daha fazla oluyor. Çünkü neden? İnsanlar birçok bilgiye daha çabuk ulaşıyorlar. Bu bilgiler doğru veya yanlış değişebiliyor, etkiliyor ama gençleri. Ve böylece ne oluyor? O geleneksel yapının getirdiği bazı öğretiler öğrenilemiyor. Sosyal medyadan farklı öğretiler öğreniliyor. Ve bu sefer ne oluyor? Ciddi bir çatışma başlıyor. Tabii burada önemli bir şeylerden birisi şu. Yeni neslin en önemli özelliklerinden birisi tabii bilgiye bizden çok çabuk ulaşıyorlar. Çok önce ulaşıyorlar. Yani bu korkunç bir avantaj. Ama şöyle bir dezavantaj var. Her şeye çabuk ulaşmak istiyorlar. Sabır yok. Bir an önce zengin olmak istiyor. Bir an önce bir makama gelmek istiyor. O kademeli yapıyı düşünemiyor. Çünkü her şeyi gördüğü için. Mesela bu çok büyük bir dezavantaj. Ve çok çabuk her şeyden vazgeçebiliyorlar sabır olmadığı için. Mesela bir bakıyorsunuz ikide bir meslek değiştiriyor. İkide bir üniversite değiştiriyor. Bu da tabii kendi yetişme süreçlerini ve zamanı sağlıklı kullanmamalarına sebebiyet veriyor. Tabii bir de ne oluyor? Yeni gençlerin en önemli şeylerden birisi. Böyle kendilerini sıkmayacak, eğlenceli şeyleri daha çok arıyorlar. Yani rahat olacak, gülecek, espri yapacak. Sıkıcı olmayan şey, bir şey diyorsunuz mesela bu çok sıkıcı diyor. Şimdi Teknofest buna bir şey getirdi. Gençliği yeni bir şeyler üretmeye ve kafa yormaya yönlendirdi. Yani bizim bu daha gününü daha eğlenceli şeylerle geçiren gençlik aynı zamanda gününü bir şeyler üretip bir şeyler yapıp bir şeyler kormaya başladı. Çünkü o çocuğun zekasını siz o alanda kullanırsanız ortaya bir şeyler verir. Ama o rahat olayım diye gününü daha boş şeylerle de geçirebilir. Bu açıdan Teknofest gençliğe farklı bir dinamizm geçirdi ve bu son derece önemli. Çünkü eğlenmek hepimizin hakkı. Güleceğiz, eğleneceğiz vesaire ama belli bir dönemde de üretmemiz lazım. Yani Teknofest'in en önemli şeyi gençleri üretmeye teşvik ediyor. Son olarak Teknofest kuşağına bir mesaj bırakabilir misiniz? Dediğimiz gibi bu kuşak şöyle olacak. Tabii bizden daha iyi yetişiyorlar. Yeni Türkiye dediğimiz gibi onların ellerinin üzerinde yükselecek. Onlar başarılı oldukları takdirde Türk kimliği
devam edecek. Ve Türkler başarılı olduğu takdirde de sadece kendisine değil, mesela en son bu İsrail tarafından ezilen Filistinlilere de olduğu gibi, bütün mazlum milletlere de Türkler bir ışık olacaklar. Onun için sorumluluk büyük. Fakat burada tabii dediğimiz gibi etkilendikleri alanlar çok olduğu için kendilerini bunlardan kurtarmaları da son derece zor. Ama bu açıdan Teknofest'in yaptığı, T3 Vakfı'nın yaptığı şeyler gençlerimizi daha verimli alanlara yöneltiyor. İnşallah bunların sayısı çok olacaktır. Ve dediğimiz gibi gençlik bir yerde geçiyor. Ama o dönemi verimli kullandıkları takdirde ileride bizlerden daha iyi yerlere gelecekler ve daha güçlü bir Türkiye'yi onlar inşa edecekler. Bu yayınımızda Sayın Erhan Afyoncu ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleneksel kültürel mirasları etkisi konusunda konuştuk. Erhan Bey, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yani dediğimiz gibi gençlik sadece eğlenceyle vesaireyle zamanını geçirmemeli ve eğlenmeli ama. Yani ben eğlenmesini demiyorum, bu da yanlış anlaşılmasın. Ama özellikle bizim birçok şeyi üretmemiz lazım. Bu sadece teknoloji olarak diye düşünmeyin. Tarih alanında bilgi üretmeniz lazım, hukuk alanında bilgi üretmeniz lazım. Bizim şu andaki en önemli problemimizden biz fikir üretmiyoruz. Fikir üretmeyen milletten medeniyet iddiası olmaz. Bizim fikir üretmemiz lazım ve böylece yapacağımız sanayi alandaki gelişmeleri, ürettiğimiz fikirlerle de bir medeniyet inşasını hep birlikte yapmamız lazım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Podcast'te bize eşlik ettiğiniz ve değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yeni konuğumuz ve sürpriz konuğumuzla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.